Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ederim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Wall Street analistleri Bitcoin'de alım zamanı geldi diyorlar arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de beklenen senaryo neydi? Gelecek 9 ay içerisinde akümülatif tavır, yatay tavır e, fakat çok küçük düşüş hareketleriyle 13.5 14 en minimal halde 12 binlere hissettirmeden e, geçmişteki aslında sıkı çöküşler olmaksızın e, düşüş ve geri çekilme hareketleri bekleniyordu. Şimdi bulunduğumuz noktalardan akümülatif tavır dedik. Bir her zaman kademeli alıma gitmek gerekiyor. Yani kademeli hareket etmek e, her zaman esastır. Bir kere bunu söylemek lazım. Mevcut fiyatlar uzun vadeli yatırımcı için e, alım yapılabilir mi? Alım yapılabilir. Ancak asıl alım noktası yani asıl e, bu fırsatı veren yine noktalardan bir tanesi 16 üçlerdir beklenebilir. Kısa vadede de gelecek noktalardır onu da söyleyeyim. Bir diğer pozisyonlar 15.6'lar. İlerleyen haftalarda olası düşüşlerde değerlendirilebilir noktalardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Uzun lafın kısası genel olarak Bitcoin 16.000 küsuratlarındayken 13.5-14.000'lere kadar ilerleyen aylarda güçlü bir düşüş ihtimali 12.000'lere zayıf da olsa bir düşüş ihtimali var. Dolayısıyla şöyle bir karşımıza alıp baktığımızda Bitcoin'in aşağı yönlü çok fazla bir e, esneme payı kalmadığından artık uzun vade için e, toplama konusunda arkadaşlar yatırımcı biraz daha e, cüretkar davranabilir diye düşünüyorum geçmişe göre bunu da söylemiş olayım. İlerleyen vakitlerde özellikle ABD enflasyon verisi oldukça önem arz edecek çünkü 50 bas puan artışa geçtikten sonra ilk kez enflasyon oranı açıklanacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. izleyen herkese hoşça kalın.